Toran ailesinin tek varisiymiş annem. Esma Sultan. Konağın bütün kadınları evde otururken annem dedemle ata binermiş. Dediğin dedik bir adamın kanını taşıyor yani. O keskin bakışlar o yüzden. Annem bize biraz düşkündür. Yani biraz dediğime bakma, bayağı düşkündür. Babam öldükten sonra oğullarından başka kimsesi kalmadı. Omuzlarında 400 yıllık aile geleneklerinin ağırlığı, 4 erkek evladın sorumluluğu var. Biraz zor yani. Ama iyi biridir. Asla kötü niyetli değildir. Bütün derdi evlatlarının hayatına çeki düzen vermek. Bazen sınırı aşıyor. Farkındayım. Ona kızıyorum. Ne kadar kızsam da annem işte. Bizi sevdiğini bilirim. Gözümden bile sakındığını. Ama hiçbir şey sana olan sevgimi değiştirmeyecek. Birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi görünce o da anlayacak. Ona biraz zaman ver. Seni sevmesi için, tanıması için. Sence olacak mı öyle bir şey? Yani sevecek mi beni gerçekten? Ben sanmıyorum da. Biliyorum, biliyorum. Biraz zor olacak. Annem oğullarının evleneceği kadını kendi seçmek ister. Soyunu yürütecek kadını. Seni kabullenmesi biraz zor olacak. Bunun farkındayım. Ama eğer kabul etmezsen bize çok yazık olacak. Gidelim. Başka bir yerde yaşayalım. Nereye? Yani İstanbul'da, burada. Ne bileyim, hem yakın gibi hem uzak. Daha iyi olur. Bu mümkün değil. Süreyya, aile her şeydir. Eğer aileden biri giderse herkes gider. Dağılır. Biz bir arada olduğumuz sürece güçlüyüz. Annem de dahil, tüm kardeşlerimin sorumluluğu bende. Bunu yazılmamış bir kanun olarak düşün. Eğer ailenin büyük oğluysan tek başına bir ailesin zaten. Kardeşlerim de, annem de, onlar benim bir parçam. Onlar olmazsa ben de olmam. Tamam. Peki ben, yani beni nerede görüyorsun bu resimde? Sen benim dünyamsın. Toprağında kök salmak istediğim kadınımsın. Sana baktığımda tamamım diyorum. Ben aşkı, sevgiyi, huzuru, her şeyi konakta seninle beraber yaşamak istiyorum. Sen de istiyor musun? Annemle babam öldüğü zaman ben de köklerimi onlarla kaybettim. Bomboş oldu her şey. Çocukluk evim bomboş. Hayatım bomboş. Ayakta durmaya çalıştım. Başarıyorum da sandım aslında. Sonra sen geldin. Ben seni görünce anladım ki ayakta durmak hayatta kalmak değilmiş. Ben seni geç buldum. Bu kadar erken kaybetmek istemiyorum ki.
Sakın ellerini ellerimden çekme bir daha. Sakın bir daha gitme. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Hadi gidiyoruz. Nereye? Yapacak çok işimiz var. Yapacak ne işimiz var? Görürsün. Ne? Evet.